Merhaba Tam Vendir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta ufak bir mola veriyoruz haftanın en iyi Android ve iOS oyunlarına ama peki ne yapıyoruz abi? Bomba bir listeyle karşınızdayız. Tam 20 oyun var arkadaşlar ve bu 20 oyun internet bağlantısı gerektirmiyor arkadaşlar. Sürekli yorumlara yazıyordunuz. Evet. Abi internetsiz oyunlar yapın, gelsin, internetsiz gelsin, oyunlar gelsin yapın diyordunuz. İşte geldi burada. Geldi hem de 20 i̇şte tane birden. 20 tane çok fazla veriyorum. Goy goy yapmadan hızlı hızlı arka arkaya geçeceğiz arkadaşlar. Başlıyorum. Bu arada bu 20 tane oyun böyle hani olabildiğince böyle hani özet çok böyle dedik. Kaliteli grafikler değil aslında. Küçük hani aralarında kaliteli grafiklere sahip oyunlar da var ama genel olarak oyunların grafik kalitesi gerçekten güzel. Ben veya güzel. Farklılık vaat ediyor bize. O yüzden listemizde yer alıyor. Beğenirseniz belki ikinci bir 20'yi daha sonraki zamanlarda seçeriz arkadaşlar. Ver ilk oyunu. İlk oyun 4x4 Safari. Hızlıca yapıyoruz değil mi? Çok hızlı abi. Seri hemen. Arkadaşlar kısaca izliyorsunuz. Safari oyunu. Ormanın derinliklerinde geziyorsunuz. Yeni hayvanlar keşfediyorsunuz. Bunları yaparken yeri geliyor motosiklete. Yeri geliyor 4x4 offroad araçlara. Yeri geliyor da atını seven kovboy gibi atına binip dıkkıdı dıkkıdı geziyorsunuz. Var. Ve Angry Dragon. Angry değil, Hungry. Hungry. Aç. Aç. Adından da anlaşılabileceği sana gibi. Sana ne lazım reji? Işığı açacak. He, tamam devam et. Reji, Erda yarı reji böldü. Reji. Hungry Dragons. Ya bak oyun çok basit abi. Oyun ne? Ejderha var bir tane. Ejderha var. Ejderha aç, doyurmaya çalışıyorsun. Mayor Mayhem 2. O kadar yarı. Hızlı mı geçti ya? Bu kadar hızlı abi. Mayor Mayhem 2 arkadaşlar adından da anlaşılabileceği nişan, gibi. Nişan alıyorsun ateş ediyorsun. Aynen serinin ikinci oyunu ve gerçekten oldukça kaliteli bir oyun. Ateş etme oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bayılacaksınızdır. Karşınıza çıkan düşmanlarınızı vururken bir yandan da onlardan gelen mermilerden atlayarak, zıplayarak, hoplayarak kaçmaya çalışıyorsunuz. Farklı özelleştirme seçenekleri oyun içerisinde mevcut. Ver sıradakine. Trial Xtreme 4. Bak Xtreme olduğu zaman ne oluyor abi? Direktman benim aklıma gelen şey ya böyle offroad araçları dört tekerlekli ya da motor. Bu oyunda motor var arkadaşlar. Aynen. Ve motorla böyle bayağı dönüyorsunuz, atlıyorsunuz, bir yerlerden zıplıyorsunuz falan filan. Bence yani motosiklet sporunu oyunsal anlamda seviyorsanız bu oyun tam size göre. Snowboard Party Aspen. Snowboard Aspen. Party Aspen'de arkadaşlar eğer ki siz snowboard kayak oyunlarını seviyorsanız sizlere birbirinden farklı pistler sunan ve karın üzerinde bütün hünerlerinizi sergileyerek yüksek puanlar almanız gereken kaliteli, keyifli bir kış oyunu ve kaykay oyunu diyebilirim. Yine birçok özelleştirme seçeneği oyun içerisinde mevcut var sıradaki. Galaxy Hunters. Bak şimdi burada bir uzay macerasındasın. Tamam ve abi. Burada yerini alıp ondan sonrasında silahlarla düşmanlarını alt etmeye çalışıyorsun. Aynen. Birçok farklı uzay gemisi var. Birçok farklı düşman, birçok farklı silah seçeneği yine oyun içerisinde mevcut. Ne kadar gazlı anlatıyorum bence ya. Bence çok efsane oldu. Oyunu yapan adam böyle anlatamaz. Ver sıradakine. Rally Fury Extreme Racing. Bak bu kadar uzun isimlere gerek yok. Biliyorsunuz ben uzun isimli şeyleri çok söyleyemeyebiliyorum. Zaten başında anlatmış. Aynen. Rally diyor. Bir de Extreme Racing diyor. Yani diyor ki rally yaparken ortalığı fena bir şekilde karıştırıyorsun. Özellikle rally böyle rally'ye karşı bir hayranınız varsa bu oyunda baya baya eğleneceksiniz arkadaşlar. Bol bol yanlıyorsunuz. Reji sever mi bunu bilmiyorum ama reji sever. Oyunu. Reji yanlama dedim. Bak el ayağı boşaldı rejinin. Orada bak titriyor, titredi. Bak, el ayağı titriyor. Aynen. Ve tabii ki olmadan olmaz bu sefer de Hungry Shark Evolution var. Bu sefer de köpek balığı aç arkadaşlar. Köpek balığı aç olan köpek balığını okyanusun derinliklerinde ufak balıkları yiyerek doyurmaya sadece çalışıyorsunuz. Sadece okyanusun derinliklerindeki ufak balıkları değil. Yer yer okyanusun üzerine çıkıyoruz. Kuşları değil. Hatta denizin içerisinde yüzen dalgıçları veya denizin üstünde yüzen insanları da İnsanları köpek balığına çok yemeyin arkadaşlar. Yemedebiliyorsunuz. Ayrıca köpek balığınızı geliştirerek yeni köpek balıklarının da kilidini açtınız. Keyifli güzel bir oyun. Ve Soccer Star 2019 Top Leagues. Bak zaten belli. Böyle futbol, mutbol bir şeyler. Top var. 11 kişi peşinde koşuyor. Siz de o peşinde koşan insanları yönetiyorsunuz. Ama şöyle bir güzelliği var. Bir dakika dur ya. Şu oraya geçmeden. Rejinin de kafayı karıştıracağım. Bak bu kadar hızlı gidiyoruz böyle. Veremeyecek evet. Oradan videoları. Oyunun arkadaşlar her yıl çıkmaya devam ediyor. 2019 sürümü. Evet. Yeni bölümler, yeni özellikler, yeni eşyalar oyunda bizlere eklenmiş. Futbol oyunlarını seviyorsanız oynayın. Bu arada bir şey söylemek istiyorum ya. Söyle. Bu listeyle ilgili. Arkadaşlar listemizde olabilecek her türden farklı oyuna yer vermeye çalıştık. Helal olsun. Gerçekten ellerine sağlık diyorum. Ve ver. Shadow of Dead. Şimdi Shadow of Mod of dedi mi işler karışıyor arkadaşlar. Genelde yukarıdan bakmalı oyunlar çıkıyor. Bu yandan ama. Bu böyle yandan bakıyorum bunda. Burada böyle bayağı karışık aksiyon oyunu var tabii. Bir de Shadow deyince kesin aksiyon çıkıyor işin içinden. Burada da yine aksiyon bir oyunu var.
Burada düşmanlarla kapışıyorsunuz ve her bölümde bu kapışma olayınız birazcık daha zorlaşıyor dostlar. Ve doğal olarak düşmanlarınızı alt ederek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Yorulun değil mi böyle arka arkaya hızlı olunca? Bu arada günaydın arkadaşlar. Günaydın demeyi unutmayın. Günaydın ya valla. Ve Tower Defense Generals TD. Bak şimdi Tower Defense. En sevdiğimiz oyun. Ben de çok seviyorum ya. Savunma oyunu. Bayılıyorum. Tepeye çıkıyorsun. Aşağıdakilere patır kütür kafasına ok yağdırıyorsun. Ondan sonra TD yapıyorsun. Aynen. Evet. Bir dünya kule var kullanabileceğiniz. Düşmanlarınızı bakalım sizin base'inize ele geçirmeden alt edebilecek misiniz? Kapış. Mekorama. Mekorama. Mekorama neydi küfür o? Küfür etmedim sana. Mekorama. Mekorama. Şimdi. Küfür gibi yalnız Mekorama. Böyle bak. Mekorama. Mekorama. Yine goy goya düştük. Mekorama abi. Bak oyun tamam arkadaşlar. Mekorama yani Japonca bir isme benziyor. Bulmaca oyunu. Aslında şey gibi olabilir ha. Oyuna bakınca biraz dekor gibi olabilir. Dekorama. Evet evet. Evet. Oyun abi, arkadaşlar bir bulmaca oyunu. Hakikaten böyle oyunu oynarken o bulmacaları çözerken beyninizin normalden çok daha fazla çalıştığını böyle hissedeceksiniz ya. Beyni çalışmayan arkadaşlarınıza bu oyunu önerebilirsin. Öyle demeyeydin ya. Yani öyle arkadaşlar vardır ya. Zeka derler, oyunu, sen bulmaca oyunu. Sen geri falan derler. Yani o arkadaşlara bu oyunu önerebilirsiniz bence. Ve var. Last Souls, Naughty Brothers, Sox, Sox. Çorba. Sox, oy çorba dedin çorap. Kayıp çorap var bir tane ve çorba ne lan? Kardeşiniz de kayıp, yaramaz kardeşiniz çorabı kaybetmiş. Siz de itinayla çorabı bulmaya çalışıyorsunuz. Oyun bu. Aa öyle deme ya. Bu tam aslında senin sevdiğin tarz Mario gibi böyle evet, platform Mario oyunu. Abi. Aksiyonla dolu. Engelleri atlatıyorsun, düşmanları silahlarınla öldürüyorsun. Güzel oyun, keyifli bence oyun. Bence de güzel grafikler oyun. Grafikler de iyi. Left to Survive. Left to Survive. Abi kurtulma. Hayatta kalma oyunu net bir şekilde. Nasıl hayatta kalacaksınız? Türkiye mi Yunanistan mı? Survivor. Türkiye abi. Türkiye bitti. Türkiye. Düşündün ama o arada. Ama Türkiye, şimdi giydirdiler sana. Bir giydirdiler. Yunan takımı da beğendiğimde. Irmağının akışına. Ver arkayı. Dur ver. Daha şey yapma. Ver ver. Neyse ver. Left to Survive arkadaşlar. Ver. Dünyayı şeyler basmış. Zombiler basmış. Evet. Siz de bu dünyada zombilerin bastığı dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İyi. Ama hiç kolay olmayacak bu. Birçok silah özelleştirme seçeneği ve hatta yanınıza alabileceğiniz yardımcılar oyunda mevcut. Ultimate Fishing Simulator. En sevdiğim şey. Balık oo, tutmak. Bak, kafa rahat. Atıyorsun oltayı, bekliyorsun, gelmiyor. Genellikle gelmiyor arkadaşlar. O yüzden tekneyle çıkın, balığa çıkacaksınız ama göle möle çıkmayın. Bir de ara bir tekneyle, bir de yanınızda bilen biriyle çıkın. Bir şey soracağım. Yanlış yem kullanıyor olabilir misin? Abi bende yok şans. Sende şans yok. Ben ekmek çünkü ben ne zaman gitsem atsam tutuyorum bir şeyler. Biliyorum sen şanslı. Kafa rahat oyun. İnsansız zaten. Alıyoruz. Devam. Life is Strange. Bu oyun bak, güzel bir oyun. Bunu defalarca anlattık. Evet, bu oyun harbiden her yere giriyor bu oyun. Giriyor, güzel oyun. Grafikleri iyi. Reji her yere giriyor. Reji. Hikayesi iyi. Şey yapıyor sürekli. Ne yapıyor? İndiriyor bu oyunun videosunu. Yapacak bir şey yok. Evet. Halihazırda tutsaymış olurdu. İçine aynen atardı. Neyse bunlar zaten kısa kısa olduğu için araya gömer geçer halihazırdaki tanıtım evet videosunu. Biter gider. Oyun gerçekten keyifli bir macera oyunu. Oyun içerisinde ya verdiğiniz kararlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü vereceğiniz her karar sonraki hamlenizi değiştirebiliyor. Güzel oyun, tamam. Red Bull Air Race 2. Red Bull'dan paralar yatmış galiba. Red Bull koymuşsun. Ya aslında olay da içerik şu an sevinirdim ama gel gör ki öyle bir şey yok. Red Bull duy sesimizi paraya eğer dinliyorsan bizi birer koli yolla artık. Bak bir koli yolla artık yani. O kadar bunları reklamını İstiyorsan İvan anlatırız. Aynen İvan da olur. Ama dur oyunu anlatmadık hiç. Red Bull Air Racing 2'de arkadaşlar bir uçak yarışı simülasyonu diyebiliriz. İlk oyundan sonra topladığı başarıdan sonra ikincisine çıkardılar. Yeni birçok özellik, yeni uçaklar, farklı pistler oyunda sizleri bekliyor. Bekliyor gerçekten keyifli. Bak şimdi geliyor arkadaşlar. Ben şu an harbiden istiyorum. Ölürüm Türkiye'nin ben altından. Son bir sesi kökte tamamen. Çünkü ne geliyor? Trafik Rider. Trafik Rider gerçekten arkadaşlar dünyaya kasıp kavuran bir oyun oldu. Ve tamamen Türk yapımı. Hatta bunun sonrasında motorlu versiyonu da çıktı. Bu zaten motorlusu lan. Bu motorlusu. Ha ilki Racer'dı. Razer miydi? Trafik Razer miydi? Ha ilki Razer'dı bu Rider. Ha Rider bu pardon. Bu motosiklet. Tamam. Ama ikisi de öyle benim için. Tamam i̇kisi de çok haklısın. İyi. Tamam bu işte ikincisi yani motorlu. Arabalısının motorlusu. Trafik ve Allah ben karıştırdım kusura bakmayın ama hani şey motorlu olanı da çıktı bu motorlu olanı zaten. Ama bu da Türk yapımı sonuçta. Aynen. Değişen bir şey yok. Diğerinde arabadaydınız ama bunda motor üstünüz. Şöyle bir şey var. İlk oyunun başarısından sonra zaten olması gereken evet bir hamleydi. Takdir ediyoruz kendisine. Evet abi oyun çok iyi. Bayağı iyi uygulama açı satın alınma parayı götürdü. Allah helal olsun. Var. Yani yapacak bir şey yok. Clockwork Damage. Şey geldi aklıma, Clockwork Orange vardı böyle Stanley Kubrick filmi. Bilir misin? İzlemedim abi. Çok kült filmlerden bir tanesi. Ben genelde aşk filmi izliyorum.
Aşk filmi. Çok aşk adamı ya. Adam bu çocukta da bu var hep ya. Hep aşk filmi izliyorum abi. Şimdi arkadaşlar bu oyunda karakterimizi atmışlar. Ozan Can'ın deyimiyle yukarıdan bakmalı. Evet. Yukarıdan bakmalı. Bir dünya silah var kullanabileceğimiz. Düşmanlarımızı alt etmeye çalışıyoruz. Sağımıza ateş ediyoruz. Solumuza ateş ediyoruz. Bir yandan kaçıyoruz. Macera, aksiyon bir an olsun. Durmuyor azalmıyor. Arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli. Durmuyor. SimCity Build'la devam ediyoruz. Bak SimCity Build benim her zaman... Bu arada son oyuna geldik ha. 20 oldu. Çok sevdiğim bir oyun tarzı abi. Neden biliyor musun? Şimdi bu oyunlar böyle mesela bir de City Life vardı bilgisayarda. Aynen. Mesela City Life oynamak ama için... Ama bak SimCity ilk bilgisayarda geldik karşımıza. Arkadaşıma gidiyordum ben. Ben bilgisayarı açmıyordum. Vay arkadaş. SimCity değil, City Life oynuyorduk birlikte. Neyse. Bu oyunların en büyük özelliği sana söylüyorum. Mesela bu oyunları büyük hevesle kuruyorsun. Evet. Böyle bir hafta 10 gün falan bayağı hevesle devam ediyor. Aynen, çok doğru. Bir hafta 10 gün sonra oyunun bir daha yüzüne bakmıyorsun. Bu oyunda bu kadar da arkadaşlar. Vallahi bakanlar var da ben de bakamam. Şehir kuruyorsun. Şehir kuruyorsun. Şehri komple yönetiyorsun. Her şeyden sorumlusun. Lağımından tut elektriğine, elektriğinin üretiminden tut suyuna. Ondan sonra işte insanların parkından tut İşte marketine kadar her şeyinden sen sorumlusun. Sonuç olarak arkadaşlar stratejinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yani gerçekten gerekiyor. Herhangi bir ülkenin cumhurbaşkanı bile tek başına bu kadar işte uğraşmıyor yani. Bu oyunda niye bir insana bu kadar yük yüklemişler abi? Hem de offline oynayabiliyor. Ne gerek var? Offline oynuyorsun. Güzel. Keyifli. Bence güzel oyun. Bu haftalıkta bu kadardı arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda Mobil Dünya Kongresi var ve birçok video geliyor kanala. O yüzden lütfen bildirimleri açıp gelen videoları kaçırmamak adına bolca like atıp yorumlarınızı şu ilginç teknolojik aletlere bırakmayı iman etmeyin. Ayrıca sanırsam bu çocuk yine yarın sizle teknoloji haberleriyle birlikte olacak. Evet. Bu çocuğu da izliyorsunuz. Yarın yine sizlerle olacak. Hoşça kalın. Görüşürüz.